Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Bu kutlu kent, yakın geçmişindeki yönetimlerin plansız, programsız, sorumsuz politikaları sonucu bir sorunlar yumağı haline dönüşmüştü. 27 Mart 1994 öncesi barajlarındaki su seviyesi %7'lere kadar düşmüştü. İlkel usullerle toplanan çöpler, şehrin ortasında kalan ilkel vahşi depolama alanlarına döküldü yıllarca. Yılların ihmalinin bedeli çok acı ödendi. Ümraniye Çöplüğü infilak etti. 23 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her gün 400'e yakın aracın trafiğe katıldığı kentte ulaşım sıkıntısı inanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Denetimsiz kötü kömür kullanımı sonucu kent nefes alamaz durumdaydı. Nüfusu 10 milyona ulaşan şehir bir imar planından bile yoksun. Ve tarih 27 Mart 1994. Bu tarih İstanbul için bir dönüm noktası. 27 Mart 1994'te halkın şaşmaz sağduyusu kendi içinden birini bu sorunları göğüslemek üzere görevlendirdi. Sessiz yığınların sesi olacağını vaat eden Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, yaptığı master plan çerçevesinde çalışmaları süratle başlattı. İlk olarak ödeme yapılamadığı için inşaatı durdurulan metroda kazı çalışmaları süratle başlatıldı. Yıllardır kent hayatını çekilmez bir işkenceye dönüştüren ulaşım sorununa köklü ve kalıcı çözüm getirecek olan metroda başlatılan kazı ve zırhlama çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Metronun temeli atıldıktan sonra 27 Mart 1994'e kadar geçen 19 aylık zaman içinde yapılan ödeme 50 milyon dolarken yeni yönetim tarafından 3 yılda 186 milyon dolar ödeme yapıldı. Gerçekleşme oranı ise %28'den %95'e yükseltildi. Hattın 182 milyon dolar tutarındaki elektromekanik ihalesi de yapıldı. İstanbullular 1998 sonunda Taksim-Levent arasında metro ile seyahat edebilmenin kolaylık ve konforuna merhaba diyecek. İstanbul toplu taşımacılık sisteminin bir başka boyutu olan hafif metro hattı, Bakırköy'den Yenibosna'ya ulaştırıldı.
Böylece hat uzunluğu 30 kilometreye, günlük yolcu taşıma kapasitesi 300 bine ulaştı. Ayrıca tramvay hattına Eminönü istasyonu eklenerek hafif metro ve tramvay hatları deniz ulaşımıyla entegre hale getirildi. Proje çalışmaları tamamlanan Tuzla Harem ve Esenler iki telli raylı sistemlerinde inşa aşamasına gelindi. İETT, yıllardır İstanbul halkının ulaşım sorununu özveriyle çözmeye çalışan bu kuruluş, bir sorunlar yumağı halinde devralındı. Borç tutarı 6,5 trilyona ulaşan kurumun gayrimenkullerinin büyük kısmı haciz altındaydı. Alınan seri önlemlerle İETT bu borç batağından kurtarıldı. Açılan yeni garajlarla ölü kilometre sayısı en aza indirilerek 500 bin litre yakıt tasarrufu sağlandı. Kullanılamaz durumdaki 770 otobüsün karoseri tamamen İETT atölyelerinde yenilenerek hizmete sokuldu. İstanbul modern duraklarla donatıldı. İETT otobüs filosu, çevre dostu ve lüks 142 yeni otobüste takviye edildi. Özelleştirme çalışmalarını da başlatan İETT, bugün 2255 otobüsüyle günde 1 milyon 800 bin kişi taşıyan dev bir kuruluş. İstanbul halkına hızlı, konforlu hizmet sunan deniz otobüsleri filosu, alınan 4 yeni deniz otobüsüyle güçlendirildi. Şehir içi trafik yükünün ancak deniz ulaşımının yaygınlaşmasıyla azalacağına inanan Büyükşehir Belediyesi bu konuda önemli adımlar atıyor. 1997'de deniz filosuna 6 yeni deniz otobüsü ve her biri 100 araç, 500 yolcu kapasiteli 2 hızlı feribot daha katılacak ve mevcut hatlara yenileri eklenecek. Toplu taşımacılıkta devrim. Akbin, akıllı bilet. Büyükşehir Belediyesi katılımlarından Belbin tarafından dünyada ilk kez uygulamaya konulan toplu taşımacılıkta entegre bilet sistemi Akbil hızla yaygınlaşıyor. Akbil, jeton, bilet, abonman gibi değişik ödeme biçimlerine karşı geliştirilen modern bir alternatif. Dünyanın en hızlı ve en kolay ödeme şekli olan Akbil, bugün İETT otobüslerinden hafif metro sistemine, deniz otobüslerinden tramvaya kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor. Her gün 3 milyon 500 bin kişinin kent içinde yolculuk yaptığı İstanbul'da ulaşım yılların ihmaliyle kentin en önemli sorunu haline geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent hayatını çekilmez bir işkenceye dönüştüren sorunun çözümü için hazırladığı bir dizi projeyi hızla hayata geçirmeye başladı. Kent trafiğini olumsuz yönde etkileyen kilit noktalar, süratle bitirilen kavşaklarla şimdi birer birer açılıyor. Berter E5, Ok Meydanı, Sefaköy, Güngören, Ertuğrul Gazi, Mostar, Hacı Hüsrev, İncirli kavşakları hizmete açılan 13 kavşaktan bir kısmı. 7 kavşağın inşaat çalışmaları ise yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni hizmet döneminde 48 kilometre uzunluğunda yol ve köprü, 51 kilometre altyapı hizmeti tamamlandı. ...90 kilometrelik yol ve altyapı inşaatı ise devam ediyor.
İstanbul'da bir taraftan yollar yollara bağlanırken, diğer taraftan kavşaklar hızla sinyalize ediliyor. 580 kavşakta sinyalizasyon çalışması tamam. Hedef 1997'de 1000 kavşak. Araç yoğunluğuna göre kendini adapte edebilen ve oluşturduğu bilgileri diğer kavşaklara göndererek muhtemel tıkanmaları önleyen 160 akıllı kavşağın yanı sıra 10 kritik noktaya yerleştirilen kameralarla da trafik 24 saat izlenerek müdahale edilebiliyor, önlem alınabiliyor. Yeni hizmet dönemiyle birlikte İSKİ su temini yatırımlarına öncelik verdi. Tozlu raflardaki ıstıranca dereleri projesi hızla hayata geçirilmeye başlandı. Proje kapsamındaki 7 barajın temelleri atıldı. Bir yıl gibi inanılmaz bir zaman dilimi içinde Düzdere Barajı, sonraki 4 ay içinde Kuzuludere Barajı, onu takip eden 3 ay içinde Büyükdere Barajı ve nihayet Nisan 1997'de Elmalıdere Barajı işletmeye alınarak suları Terkos'a akıtıldı. Bu 4 barajdan 91.8 milyon metreküp ilave su sağlandı. 1997'de tamamlanacak 2, 1998'de tamamlanacak 1 barajın inşaat çalışmaları ise yoğun bir tempoyla sürüyor. Böylece proje tamamlandığında Karadeniz'e boşa akıp giden 300 milyon metreküp su İstanbulluların hizmetine sunulmuş olacak. Ayrıca Şile'de açılan 3 keson kuyudan yılda 30 milyon metreküp suyu Darlık Barajı'na aktaran tesisler hizmete alındı. Yıllardır kirlilikten kullanılamayan Elmalı Barajı yeni tekniklerle temizlenerek kente 15 milyon metreküp su kazandırıldı. Su temininde isabetli yatırımlar yapan İSKİ, İstanbul'a verilen su miktarını 3 yıl gibi kısa bir zamanda %40 arttırdı. Su havzaları koruma altına alınarak 300 metrelik mutlak koruma alanları tespit edildi. Havza özel güvenlik timleri oluşturuldu. Geçmiş dönemlerde içme suyu havzalarında tehlikeli boyutlara ulaşan, su kaynaklarını sorumsuzca kirleten yapılanmaya karşı açılan savaş kararlı bir şekilde yürütülüyor. Metre 20 santim çapında ve 23 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük çaplı çelik boru hattı olan Ömerli Çamlıca İthali Hattı 17 ayda bitirilerek hizmete alındı. Projeye 1996 fiyatlarıyla 1 trilyon lira harcandı. İstanbul'a günde 1 milyon metreküp su taşıyabilen bu dev İthali Hattı'nı diğerleri izledi. Çeliktepe Ayazağa, Sefaköy Halkalı, Aydın Evler Başıbüyük, Istranca ve Şile Darlık İthali Hatları kısa zamanda tamamlandı. Adaların asırlık rüyası gerçekleşti. Su ihtiyacı daha düne kadar tankerlerle taşınarak temin edilmeye çalışılan adalar 1996 fiyatlarıyla 630 milyar liralık bir yatırımla tarihinde ilk kez Anadolu yakasındaki içme suyu şebekesiyle irtibatlandırıldı. Şu anda Ömerli Barajı'ndan gelen suyu içiyoruz. Hayırlı olsun. 9 İthali Hattı'nın yapım çalışmaları ise devam ediyor. Aynı dönemde Istranca, Küçükköy, Çeliktepe, Başıbüyük, Sefaköy, Pendik, Eyüp Sultan ve Avcılar Terfi Merkezleri tamamlandı. 16 terfi merkezinin yapım çalışmaları ise yoğun bir tempoyla devam ediyor. İSKİ'nin yeni hizmet döneminde aralıksız sürdürdüğü yıldırım harekatının bir başka sonucu ise yenilenen 6 ayrı arıtma tesisi oldu.
Yapım çalışmaları devam eden iki arıtma tesisinin de devreye alınmasıyla İstanbul genelinde 1994 yılında günlük 1.4 milyon metreküp olan içme suyu arıtma kapasitesi 2.5 milyon metreküpe ulaşacak. İstanbul'un eski içme suyu şebekesi şimdi bir baştan bir başa sağlıklı ve uzun ömürlü duktil fon borularla değiştiriliyor. Özellikle kentin eski semtlerinde 100 yılı aşkın bir süredir su taşımaktan iyice kireçlenen, çürüyen borular suyun niteliğini bozuyor, %53'lere varan miktarda su kaybına sebep oluyordu. İşte bunların içerisinde su içiyor İstanbul'a. Şimdi bunların değişme dönemi geldi. Bugüne kadar 25 ilçede sürdürülen şebeke yenileme çalışmaları sonunda 2300 kilometrelik yeni hat döşenerek 50 milyon metreküplük su kaybı önlendi. 1998 sonunda kentin su şebekesinin ihtiyaç duyulan kısmının tamamı yenilenmiş olacak. ...3 metre 60 santim çapında ve 8800 metre uzunluğundaki tünelleriyle Haliç'i kurtarma projesinin en önemli adımlarından olan Kuzey Haliç Mega Projesi ve Balta Limanı ön arıtma tesisleri tamamlandı. 1.2 milyon metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olan tesis 3.8 trilyon liraya mal oldu. Kuzey Haliç Mega Projesi kapsamında yer alan dev tesis, 2 milyon 200 bin kişi gibi büyük bir nüfusun evsel ve endüstriyel atıklarını temizleyerek Boğaz alt akıntısı yoluyla Karadeniz'in ölü kısımlarına gönderecek. Proje bünyesinde yapımı planlanan Kağıthane Sağ, Alibeyköy Deresi Sağ ve Sol Sahil Kolektörlerinin yapım çalışmaları ise devam ediyor. 23 trilyonluk mega proje tamamlandığında güzelim Haliç nefes almaya başlayacak ve doğal güzellikleriyle tekrar buluşacak. Haliç 1997 sonunda tertemiz. Ayrıca 2 milyon dolara mal olan Ataköy Biyolojik Arıtma Tesisi de tamamlanarak hizmete alındı. Yenikapı ve Üsküdar ön arıtma tesislerinin kapasitesi %100 artırıldı. 5 adet atık su deniz deşarjı tamamlandı. 5 arıtma tesisiyle 3 deniz deşarjının yapım işlemleri devam ediyor. Bütün bu yatırımlar tamamlandığında %8 olan atık su arıtma oranı %90'a ulaşacak ve Marmara ekolojik dengesine yeniden kavuşacak. İSKİ şimdi emin ellerde. Yılların ihmaliyle adeta kangren haline dönüşen çöp sorunu katı atık projesinin devreye girmesiyle son buldu. 2 yıl gibi kısa bir zamanda tamamlanan ve 1996 fiyatlarıyla 3,5 trilyona mal olan katı atık projesi, kente dağılmış 6 adet aktarma istasyonuyla 2 hijyenik depolama tesisinden oluşuyor. Daha düne kadar çöplerini vahşi depolama alanlarına döken kamyonlar, şimdi tertemiz, modern aktarma istasyonlarına boşaltıyor çöplerini. ...25 tonluk dev silolara sıkıştırılarak hacimleri küçültülen çöpler, 76 adet özel çöp taşıma aracıyla çevreye hiçbir zarar vermeden şehir dışındaki hijyenik depolama tesislerine taşınıyor. Bilinen anlamda çöplük değil. Birer sanayi tesisi niteliğindeki hijyenik depolama alanlarında çöpler bir dizi işlemden geçirilerek depolanıyor ve işlem sonunda depolama alanı üzeri ağaçlanacak duruma getiriliyor. Projenin bundan sonraki safhasında çöplerin geri dönüşümü ve kazanımı hedefleniyor. Bir yandan İstanbul'un çöp sorunu katı atık projesiyle sağlıklı bir çözüme kavuşturulurken, diğer yandan eski çöp alanları da süratle rehabilite ediliyor. 4 yıl önce 32 vatandaşımızın ölümüne yol açan Ümraniye Çöplüğü, şimdi üzerinde kurulan spor tesisleriyle
1 milyon metrekarelik bir yeşil alan. Yakacık Çöplüğü'nde gaz sistemi devreye girdi. Halkalı, Kemerburgaz ve Aydınlar'ın projeleri tamamlandı ihale aşamasında. Yakın zamana kadar hiçbir önlem alınmaksızın ev çöpleriyle birlikte toplanarak vahşi depolama alanlarına dökülen hastane atıkları için tıbbi atık yakma tesisi kuruldu ve işletmeye alındı. Hastanelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan poşet ve enfekte atık kovalarında toplanan atıklar özel donanımlı görevliler tarafından alınıyor ve çelik kasalı özel araçlarla taşınıyor artık. Yakma tesisine gelen atıklar el değmeden konvektörlere boşaltılıyor ve dünya standartlarına uygun olarak 1200 derecede yakılarak imha ediliyor. Elde edilen enerji, tesis ünitelerinde kullanıldığı gibi araçların sterilizesi için gerekli olan suyun ısıtılmasında da kullanılıyor. Masmavi bir gökyüzü yakışır İstanbul'a. Hava kirliliğine kesin çözümün doğal gaz olduğunu bilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, kararlı bir tutumla 3 yıl gibi bir sürede 180 bin olan abone sayısını 850 bine ulaştırdı. İGDAŞ'ın mükemmel bir planlamayla ulaştığı bu rakam %472'lik bir artışı ifade ediyor. Hedef 1997 sonunda 1 milyon 100 bin aboneye ulaşmak. Artan doğal gaz kullanımı ve şehre giren kötü kömürle sürdürülen mücadele sonucunda İstanbul'un hava kirliliğini önlemede büyük mesafeler alındı. İyileştirme ve zenginleştirme tesislerinde işlenmeyen kömürlerin kente girişi önlendi. Sadece 1996 yılında 27.620 ton kaçak kömüre el kondu. Torbalanmış, kaliteli kömür kullanma zorunluluğu getirildi. İstanbul'un hava kirliliği haritası çıkarılarak öncelikler tespit edildi. Hazırlanan mobil hava ölçüm cihazlarıyla tüm ilçelerde sürekli hava kirlilik ölçümleri yapıldı, halkımız ve yetkililer bilgilendirildi. 1996 hava kirliliğinde %80'lere ulaşan bir iyileşmenin sağlandığı bir yıl oldu. Bu doğrultuda yeni hedefler belirlendi. 1997 ısı yalıtım yılı ilan edildi. İstanbul genelinde havayı ve çevreyi kirleten tüm sanayi kuruluşları için yeni düzenlemeler getirildi. Yıllardır plansızlığın yol açtığı sorunlarla karşı karşıya olan İstanbul, nihayet Nazım İmar Planı'na kavuştu. Yoğun çalışmalar neticesinde tamamlanan İstanbul Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanarak yürürlüğe girdi. Bugüne kadar yapılamayan 1 bölü 25 bin ölçekli bölge imar planları ise tamamlanmak üzere. Kent planlamasında ve toplu konut anlayışında farklı bir boyut. Başak Hilal Konutları. Gecekondulaşma ve çarpık kentleşmeyi önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan dev toplu konut projesi devam ediyor. Projenin ilk etabını oluşturan Kağıthane, İki Telli ve Pendik'te inanılmaz bir hızla 3 yeni şehir kuruluyor. Tamamlanan 3592 konut sahiplerine teslim edildi. Kar gayesi gütmeksizin üretilen ve satılan Başak Hilal konutları, yakın gelecekte Pendik Yaylalı, Altunizade, Küçükçekmece, Zekeriyaköy, Halkalı, Gazi Osman Paşa ve Kartal'da da boy verecek bereketli başaklar gibi. İstanbul'da halk sağlığını tehdit eden 68 dere var. 70 yıl içinde bu derelerden sadece 18'ine kısmen müdahale edilebilmişken, hazırlanan bir plan çerçevesinde ıslah çalışmaları hemen başlatıldı.
Toplam uzunluğu 14.920 metreye ulaşan 18 öncelikli dereden Kurbağalı Dere 1. kısım ve Çırpıcı Derelerinin ıslah çalışmaları tamamlandı. Ayvalı Dere, Sabaklar, Çamaşırcı, Tavukçu, Turşucu, Kağıthane dahil 16 derenin ıslah çalışmaları ise tamamlanmak üzere. Bu çalışmalara 1.4 trilyon lira harcandı. İstanbul'u yaşanabilir bir dünya kentine dönüştürmek için projelendirilen çevre yatırımlarından, deniz dolgu ve sahil düzenleme çalışmaları Asya ve Avrupa yakalarında yoğun bir hızla devam ediyor. Kartal-Maltepe arasındaki düzenleme 225 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu geniş saha, piknik alanları, oturma grupları, seyir terasları, yaya yolları, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları ve sergi alanlarıyla değerlendirilecek. Diğer taraftan, Florya'da şimdiye kadar belediye çalışanlarınca yazlık olarak kullanılan binalar yıkılarak halka açık alanlara dönüştürülüyor. Proje kapsamında buz pateni ve trafik eğitim pistleri, gezi ve çocuk oyun alanları yer alıyor. Topkapı. Çağ kapatıp çağ açan bir fethin tarihi tanığı. Fetih ordusunun şehre girdiği kapı. Topkapı, eski otogarların taşınmasıyla İstanbul'un en büyük şehir parkına dönüştürüldü. Birinci etabı tamamlanan, ikinci etabı ise sürdürülen çalışmalarla İstanbul'a 450 bin metrekare yeşil alan kazandırılıyor. İstanbul, tarihiyle buluşuyor. Sadabat. Bir zamanlar İstanbul'un en gözde gezinti merkezi. Şarkılara, şiirlere konu olmuş Sadabad'dan ancak birkaç renk ulaşabilmiş günümüze. Sadabad Mesire Koruma ve Geliştirme Projesi bugün artık tanınmaz hale gelen bu ünlü mesire yerini kurtarmayı hedefliyor. Kağıthane Deresi ve çevresi temizlenerek yapılacak peyzaj düzenlemesiyle Sadabad eski pırıltılı günlerine yeniden kavuşacak ve İstanbullular yemyeşil bir çevre içinde tarihi teneffüs etmenin hazzını yaşayacak. Eyüp Sultan. Semte adını veren Eba Eyüp El Ensari'nin ebedi istirahatgahı. Eyüp Sultan, yürütülen restorasyon ve düzenleme çalışmalarıyla asli kimliğine yeniden kavuştu. Bu kutlu mekanın manevi tapu senetleri olan tarihi mezar taşları birer birer elden geçirildi, kemerler sıra sıra düzeltildi, duvarlar raspalandı. Her köşesi buram buram tarih kokan semtte mimarimizin güzel örnekleri restore edilerek açıldı. Ve çeşmeler tekrar çağıldamaya başladı Eyüp Sultan'da. Yıldız, Hıdiv ve Emirgan kurularındaki tarihi köşklerin restorasyon çalışmaları aslına uygun olarak özenle tamamlandı ve İstanbullulara hizmet sunmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi katılımlarından Beltur tarafından işletilen tarihi köşkler, şimdi her kesimden İstanbullunun rahatça yararlanabildiği huzurlu, kaliteli ve ekonomik mekanlar. Artık tüm İstanbullular bu mekanlarda tarih ve tabiatla iç içe olabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Geçmiş dönemlerde sadece belediye personeli tarafından kullanılan Florya, Arnavutköy ve Fethipaşa tesisleri de halka açıldı. Şimdi Çamlıca ile birlikte tüm bu tesisler İstanbullulara hizmet veriyor. İstanbul'u yeşille bütünleştirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi,
3 yılda 535 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirdi. Sürmekte olan çalışmalar tamamlandığında bu rakam 1,5 milyon metrekareye yükselecek. Hedef, 1998 sonuna kadar İstanbul'a 3 milyon metrekarelik yeşil alan kazandırmak. Kıtaları buluşturan İstanbul, yoğun bir trafik kavşağında yer alıyor. Kenti boydan boya kesen E5 otoyolunun çevresindeki kirlilik ve bakımsızlık, yüzümüzü kızartan bir boyuta ulaşmıştır. Karayollarıyla yapılan bir protokolle, E5'in temizlik ve bakımını üstlenen Büyükşehir Belediyesi, 1995 yılı rakamlarıyla 500 milyar lira harcayarak bu çalışmayı kısa zamanda tamamladı. Şimdiki hedef, E5'in İstanbul il sınırları içinde kalan kısmını İstanbul'a yakışır bir yola dönüştürmek. Karayollarıyla imzalanan protokol gereği başlatılacak çalışmalarla E5 üzerindeki tüm kavşaklar yeniden düzenlenecek. Ağaçlandırma yoğunlaştırılacak. Kent giriş çıkışlarına taç kapılar, yol kenarlarına ses perdeleri yapılacak. Böylece kent ulaşımı rahatlatılırken İstanbul çağdaş bir görünüme bürünecek. Daha temiz bir çevre için temizlik araçları filosu yeni araç katılımlarıyla güçlendirildi. Yeni trotuar süpürme araçları hizmete sokuldu. Araçlara 1.2 trilyon lira ödendi. İstanbul ağaçlanıyor. İstanbul'a 100 bin ağaç kampanyasıyla kentimizde yetişkin ağaç dikimi başlatıldı. Halkımızın da desteğiyle kampanya hedefi aşıldı. Ve 1996 yılında İstanbul'a 120 bin yetişkin ağaç dikildi. 1997 kampanyası İstanbul'a 200 bin ağaç olarak başlatıldı. Kampanya halkın ve çeşitli kuruluşların destekleriyle sürüyor. Hedef İstanbul'a 1 milyon yetişkin ağaç dikmek. Son 7 yıldır hiçbir yangın söndürme aracı alınmayan itfaiye teşkilatı kendini yeniliyor. Sürdürülen yoğun eğitim programları, tatbikatlar ve yeni araç alımlarıyla itfaiye dinamik ve çağdaş bir teşkilata dönüşüyor. Yeni hizmet döneminde yurt dışından alınan 32 araca 1.3 trilyon lira ödendi. 1.2 milyon dolara mal olan bilgisayar destekli haberleşme sistemi yakında hizmete alınıyor. Recep Tayyip Erdoğan eski bir sporcu. Sporcu başkan, aktif spor hayatını noktalamış olsa da spora olan özel ilgisi sürüyor. Bu ilgi İstanbul'da spora ve sporcuya çok şey kazandırdı. İşte dün 32 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Hekimbaşı Çöplüğü'nün bugünkü hali. Rehabilite edilen çöplükte şimdi gençler spor yapıyor. Ok Meydanı Cemal Kamacı ve Gazi Osman Paşa Hamza Yerlikaya spor kompleksleri. Bu yeni tesislerle birlikte eskilerinin de yeni bir anlayışla işletilmesi sporda atılım dönemini başlattı. Belediye spor okullarında her yıl 20 ayrı branşta 20 bin genç ve çocuk spor eğitimi alıyor. 1994 yılında yılda 10 bin kişinin yararlandığı belediye spor tesislerinde bugün yılda 200 bin kişi spor yapıyor. Yapımı hızla devam eden Ümraniye Spor ve Kültür Kompleksinin tamamlanmasıyla bu rakam daha da büyüyecek. ...1996 yılında 78 ülkeden 50 bini aşkın katılımcıyla koşulan Avrasya Maratonu artık ülkemizin en büyük spor organizasyonu unvanını taşıyor.
Büyükşehir Belediyespor, futboldan atletizme, güreşten voleybola kadar çeşitli branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Birçok branşta Türkiye şampiyonluklarını kazanan Belediyespor, ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil ediyor. İstanbul, sporcu başkanla sporda da büyük hedeflere doğru ilerliyor. İstanbul yeni hizmet döneminde halka dönük yönetim anlayışıyla tanıştı. Artık beyaz masa var. İstanbullular şimdi bilgisayar destekli beyaz masa uygulaması sayesinde kapı kapı, masa masa dolaşmadan sorunlarına kolayca çözüm bulabiliyorlar. İsteyen Alo 153 Büyükşehir hattıyla da ulaşabiliyor beyaz masaya. 24 saat kesintisiz hizmet veren sistemle her türlü mesaj ve şikayet bilgisayarlarca kaydediliyor, başvuru sahibi en geç 48 saat içinde bilgilendiriliyor. Ve Beyaz Masa'nın yeni hizmet platformu olan internetle Beyaz Masa'ya şimdi dünyanın her tarafından kolaylıkla ulaşılıyor. İstanbul'da 1 milyon özürlü vatandaşımız yaşıyor. Özürlüler ilk kez bu dönemde kendilerini ifade edecek ve ortak projeler üretebilecek bir muhatap buldular karşılarında. Büyükşehir Belediyesi'nde Özürlüler Merkezi ve Bilgi Bankası kuruldu. Özürlü hemşehrilerimizin kent hayatına katılımlarını sağlamak amacıyla yol düzenlemeleri, trafik ışıklarıyla uyumlu sesli ikaz sistemleri gibi yenilikler İstanbul cadde ve sokaklarında yerlerini almaya başladı. Yurt dışından getirilen 7 araçlık özürlüler otobüs silosu, kent içi ulaşımını özürlüler için çile olmaktan çıkardı. Özürlüler, ülkemizde ilk kez bu kadar gündemde oldular. Yaz aylarında evlerinin dışında tatil yapabilecekleri kamplar düzenlendi. Ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başladılar. Özel olarak hazırlanan 9 otobüslük gezici sağlık filosu ve uzman personeliyle sağlık hizmetlerini kentin varoşlarına kadar taşıyan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de semt tedavi merkezleri açarak sunulan hizmetlere kalıcılık kazandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet döneminde bir başka ilke daha imza attı. Eğitim yardımları. 3 yıl içinde 39 bin üniversite öğrencisine toplam 847 milyar 663 milyon eğitim yardımında bulunuldu. Aynı dönemde sosyal ve kültürel içerikli yardımlar artarak devam etti. 20 bin aileye 710 bin ton gıda, 10 bin aileye 5500 ton kömür yardımı yapıldı. Bakıma, şefkate ve yardıma muhtaç insanlarımıza ulaşarak onlara hizmeti insani bir görev bilen Büyükşehir Belediyesi, Darülaceze'ye özel ilgi gösterdi. Halen 650 kişiye hizmet sunan Darülaceze'nin imkanları iyileştirildi. Kayış Dağı'nda yapımı sürdürülen 2. Darülaceze'nin 1997'de hizmete açılması planlanıyor. İstanbul kültür hayatında tarihi mirasına yakışır bir zenginliği yaşıyor. Yeni dönemin kültür politikasının köşe taşlarını oluşturan sivil, çoğulcu, demokrat ve yerli anlayış, belediyeye ait kültürel mekanlarda her türlü düşünceye kendini ifade etme fırsatı veriyor. Şehir tiyatroları, zengin repertuarı ve %100'e ulaşan doluluk oranıyla tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Bütün kültürlerin seçkin örneklerini konuk eden Cemal Reşit Rey Konser Salonu, dünyanın önemli salonları arasında yerini aldı. Görsel, sesli ve basılı olarak İstanbul ve kültürümüzü konu alan çok sayıda CD-ROM, CD,
ve kitap yayınlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1996 yılında en başarılı yayıncı olarak ödüllendirildi. Yapılan yüzlerce kültürel etkinlik arasında özellikle Ülke Kültür Günleri ile Doğudan Batıdan Uluslararası Konferanslar dizisi büyük ilgi görüyor. İstanbul, birbiri ardına gerçekleştirilen farklı, çok sesli kültürel etkinlikleriyle sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri olma yolunda. Üç yıl önce içinden birini başkan olarak görevlendiren İstanbul halkı doğru seçiminin sonucunu bugün hizmet olarak alıyor. Recep Tayyip Erdoğan, halka hizmeti kutsal bir görev bilen, inançlı, liyakatli ve kararlı bir ekiple İstanbul'u yeni ufuklara taşıyor. İstanbul, kaybolan yıllarını kazanıyor. Rüşvet ve suistimalleri önleyerek gelirlerini 3 yılda %534 arttıran Büyükşehir Belediyesi, gün be gün artan gelirlerini yatırıma dönüştürerek İstanbul'u daha güzel, daha huzurlu yarınlarla buluşturacak. İstanbullular artık şunu iyi biliyor. Bağlı kurum ve kuruluşlarıyla birlikte konsolide bütçesi 305 trilyona ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdi emin ellerde.